Haber 1903 YouTube kanalına hoş geldiniz. Yoğun Beşiktaş gündemini Turgay Demir ile değerlendireceğiz. Turgay Demir, hoş geldin. Nasılsın abi? Hoş bulduk. Merhabalar Kerimcan. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. İlk programımızda konuştuklarımızı hem de çok geçmeden, maalesef belki de kısa bir süre içerisinde hemen hemen yaşadık. Biraz hemen oradan konuya girerek sonrasında artık gelecekte ne yapılabilir? Teknik direktör konusu, bunlara gireceğim. Senin Samet Aybaba, Feyyaz Uçar, bunların hani bu isimlerin, efsane isimlerin gelişinden ikimiz de aslında memnunduk ama şu uyarım vardı. Bir de Türk yerli teknik direktör gelecek ve 3 tane işte teknik, taktik, futbol adamı bilen, yani futbol adamı olan 3 kişi aynı çatı altında olacak. Bunun zararlarından bahsetmiştin. Çok kısa Yürümez süre demiştim. içinde de, evet, yürümez demiştim. Çok kısa süre içinde de bunların sıkıntısını Beşiktaş yaşadı. Hem onu hatırlatarak o konuyla ilgili senden biraz işte Rıza Çalımbay dönemi ve süreciyle ilgili bir tekrar Evet. bilgi alalım, yorum alalım. Sonrasında Bir sorulara şey geçeceğim. göstererek başlamam lazım bir dakika. Tabii. Bakalım ne çıkacak. Turgay Demir'in dekorundan, kitaplarından muhtemelen, umarım önemli bir kaza yoktur. Evet, kapağını kırdık. Hayır olsun. Ha, geçmiş olsun. Şimdi Nazar olsun abi, sıkıntı yok. nazar olsun orada. Şimdi Fotoğraf mı geliyor? Bir anı mı geliyor? Merakla bak bekliyorum ben de. burada ne var biliyor musun? Aha. Parladığı için yakınlaştırmam lazım ama nasıl Aynen. parlamadan gösteririm bilmiyorum. Abi hafif öne doğru eğ. Hani yine aynı şekilde yaklaştır Ha, ama ha, tamam. şöyle. Aynen. Biraz daha yaklaştırabilirsin yine öne eğerek. Evet, burada Hani Beşiktaş, evet, gördük. Şimdi daha net görüldü. İnönü Stadı'na ilk Hı. darbe vurulduğunda dozerle Aha. diyelim. Her şey Yıkıcı yıkım aşaması. Aha. yıkınca düşen ilk parçadır bu. İlk Hı. Çok parçalardan iyi. Sen biridir. de çok. İlk Bende de parçalardan toprağı biridir. var. Bende de toprağı var. Üzerinde Kur'an-ı Kerim var. Aha. Ve Beşiktaş'la ilgili şeyler. Bunu Çok güzel. şundan göster. Hı. Beşiktaş'ın taşına, toprağına, tarihine sahip çıkacaksın. Hı. Her şeyine sahip çıkacaksın. Şimdi Rıza Çalımbay Beşiktaş'ın tarihinin önemli bir parçası. Hı. Feyyaz Uçar ona keza, Samet Aybaba ona keza. Dolayısıyla bu sürecin ben yürümeyeceğini söylerken bunlar kötü insanlar olduğu için ya da araları bozuk olduğu için değil. Şunun altını çizmişim. Herkesin bir futbol bilgisi var ve herkes kendi futbolunun dünyanın en iyi bilgisi olduğunu düşünüyor. Kendi bilgisini. Bu şartlarda da 3 tane Türk'ü aynı yetkiyle ya da benzer yetkilerle bir göreve getirmek yürümez demiştim. Nitekim yürümeyeceği belli oldu. Bu maçı kazanmış olsaydı başka bir maçta başka bir mazeretle sonuç böyle olacaktı. Evet. Ben gönderilme şeklinin mesela hani şöyle bir açıklama yapıldı işte ya da el altından şöyle bir bilgi verdi. Dediler ki başkan yakın dostları ona bu kötü haberi vermesin diye Yöneticileri gönderdi. Hı. Hüseyin Yücel'le Mete Vardar'ı gönderdi. Ya gerçek haberi dost söyler kardeşim. Evet, Dost Rıza söyler. Çalımbay'ın da en çok üzüldüğü konu buydu. Bunu Tabii, söyledi tabii, aslında. tabii. Çünkü Olur mu ona şey? takımda kalacağı sözünü veren ya da işte bu 2 haftalık süreçte yanında olacağı sözünü veren isimlerin yanında olmamasına çok üzüldüğünü Ha. söyledi. Dolayısıyla orada bence bir yanlış yapıldı. Dost Hı. acı da söylese dosttur yani. O aralarındaki Katılıyorum. ilişkiyi bozmaz. Gidersin Hı. dersin ki hocam biliyorsun senin burada kalmanı biz çok istedik. Ama olmadı. Dolayısıyla takımın hali de ortada. Demek ki bir kan uyuşmazlığı da yaşandı. Senle bir gün E inşallah şöyle. tekrar çalışırız dersin ve Hı. vedalaşırsın yani. Aslında sebep de çok normal. Hani Rıza Çalımbay'a söylenen ya da Beşiktaş'ın açıklamasındaki, yani Rıza Çalımbay'ın da daha fazla yıpranmaması. Çünkü bu takım gelecek olan herkesi yıpratacak. Bu belli. Yani görünen o en azından şu anki kadro ya da mental açıdan baktığımızda. E Şimdi Rıza bak bu Çalımbay da süreci yıprandı. Aha. ya ben bu süreci sana başka bir teknik adam karakter üzerinden anlatmayacağım. Öyle okuyalım. Tabii. Hı. John Benjamin Taşak vardı bizim. Evet. Real Madrid'de valla oyuncu şimdi hatırlamıyorum ama bunu Hı. oynatacaksın dedi başkan ki o zaman çok Beşiktaş'tan Real Madrid'e gitmişti Toşak bu arada, onu hatırlatalım. Hı. evet önemli bir
Yani Real Madrid'in böyle efsane başkanlarından biri de şimdi adı aklıma gelmiyor, hafıza yok. Dedi ki bu oyuncu oynatacaksın. Toşak ne dedi ona biliyor musun? Haber oldu bize de oradan biliyorum. Domuzların dedi, Barnabon'un üzerinde uçtuğunu görürsen bir gün dediğini yaparım dedi. Şimdi sana gelip bir tanesi, senden habersiz. Hocam biz şu 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 futbolcu kadro dışı bıraktık dediğin zaman beni niye bırakmadınız dersin. Ben kendi hayatımdan örnek vereyim. Fotospor'dayız. Kriz dönemi ölüme bir liste geldi. 80 kişi. Çıkış verilecek. İstihbarat şefi arkadaşım var, Sahim Altıterim. Çağırdım onu da. Elemanlar ona bağlı. Dedim ki Sahim, en üstte Turgay Demir, ikinci sıraya Sahim Altıterim yaz. Sonra diğer 80 kişi yaz, ver geriye dedim. Çok iyi. Böyle olacak. Şimdi sana 5 kişi gelip bu 5 kişiyi alıp deyince diyeceksin ki beyler bir dakika ya. Siz sorunu tespit ettiniz. Çözümünüz buysa ben bu çözüme katılmıyorum. Sizin bu oyuncu kadro dışı bırakma hakkınız var. Benim de oynatma hakkım var. Ne yapacağız şimdi? Birbirimize mi düşeceğiz? Çelişki. Evet, aynen. Bu kararınızı gözden geçirin dersin. Rıza Hoca orada sustu. Şimdi konuşuyor. Yanlış. Bence bak, de benim, bu da yanlış. Doğru. Benim 40 yıllık dostum. Eğri eğri doğruya doğru demezsek Beşiktaş'ın bu süreçten sağlıklı bir şekilde çıkmasını sağlayamayız. Doğru. O da orada yanlış yaptı. O zaman geçmiş olsun. Bence bu süreç çok daha yönetilebilirdi. Şimdi bunu şöyle tamamlayalım. Hasan Arat'ın, Feyyaz Uçar, Samet Aybaba, Rıza Çalınbay denklemi ütopikti. Ben bunu geçen yayınımda şöyle söyledim. Aynen. Dedim ki sana, daha Feyyaz Uçar'ın yorumculuk hayatı bitmemiş. Samet Aybaba'nın teknik direktörlük hayatı bitmemiş. Yayıncı kuruluşa bir sorun yaşansa Feyyaz Uçar'ın söyleyecek lafı olmaz. Daha geçen ay yorumculuk yapıyorduk. Bunların altını çizmiştim. Hayatının bir bölüm, bak mesela beni Ahmet Türkçe bir danışman olarak çağırdı. Dedim ki ben danışmanlık yapmam sana başkan. Niye dedi? Bir daha öbür tarafa geçmem ben dedim. Beni başkana karıştırma. Hayat boyu kime danışmanlık yapacağım ben? Sen bugün varsın, yarın yoksun. İlkeli yaşam budur. Yoksa ben de giderdim işte 3 ay 5 ay neyse çebi kaldığı müddetçe 50 bin 100 bin 500 bin neyse adı alırım derdim, sonra 3 utanmadan çıkardım der ben yorumcu oldum. Beşiktaş'a profesyonel hizmetin sonra yorumculuk yapılır mı? Bence yapılmaz. Yapan var mı? Bunu, var ama. Bunu ben teknik direktör seviyesinde de aynı görüşteyim abi. Çok katılıyorum sana. Hani burada kalkıp bir takımı televizyon başında eleştir sonra o takım başına geç falan. Yani bunlar bana da çok garip geliyor. Şimdi başka bir şeye geleceğim. Başka bir şeye geleceğim. Samet Hoca'nın teknik adamlık şeyi bitmedi. Yarın Hasan Arat gitti. 6 ay sonra gitti. Bir sene sonra gitti ya da 2 sene. Samet Aybaba gitti Kayseri'nin başına. Beşiktaş'la maçı var. Ne diyecekler? Doğru, o da sıkıntı. Öbür tarafın bitmemiş kardeşim senin. Sen dersin ki başkan, ben Beşiktaş'ta 10 yıllık sözleşme yapacağım. Gelen başkan, yönetim beni bağlamaz. Bu yönetimi de bir tazminat maddesi koyarım. Ben bir daha başka bir takım çalıştırmayacağım. Ha beni Beşiktaş'ta bu görevde tutmaz. Der ki efsaneler kulübünün başkanı ol. Ne der ki işte altyapının kabul ama 20 yıl ben bu maaşı alır. Bu işi yaparım dersin. İmzayı atarsın. Hayatın öbür tarafını silersin. Proje böyle olur. Dolayısıyla bu iş gömleğin ip düğmesi, yanlış ilikler, yanlış gidiyor ama yazık oluyor Beşiktaş'a başka bir şey. Şunu söyleyeceğim bir de, yine bunu da ilk programda konuştuk. Bir de hani tamam futbol adamlığı, efsanelik, hani teknik direktörlük, bunların hepsi ayrı. Bir de yöneticilik bambaşka bir vasıf. Hani Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar da Beşiktaş'ın belki de böyle hani en temiz, en sakin görünen yüzleri. Hani ne böyle motivasyon anlamında ne de belki çok keskin, net kararlar anlamında. Hani ne kadar işin içinde olabilecekler? Ben de biraz buradan çekiniyorum. Çok sevdiğim şimdi isimler ama yöneticilik bambaşka bir şey. Şimdi Beşiktaş'ın dışında bir şey söyleyeyim. Bizim klişelerimiz var. Bizim Türk futbolunda hiçbir şeyimiz yok, klişelerimiz var. Ben 1000 tane sayabilirim. Yani işte bir tanesi çıkar der ki kaleciye dokunamaz. Ne kuralı bilir, ne dokunmanın ne olduğunu bilir. Bu dokunama öyle bir kulak duymuş. Evet doğru aynen. Bir tanesi der ki işte el açıksa penaltı. Doğal pozisyonlara veriyor falan. Bir tanesi der ki işte
Başka bir klişe yani ne diyor? Her kırmızı kart mesela iki maç cezası tanımlar var. Ben onu görmüştüm. Ha, tabii. Yanlış bilgi. Hani. Aynen. Çift sarıdan kırmızı yani bir maçtı. Hem öyle hem de bir de mesela maçtı, topu Ükmen mağlup elde kestiysen buna iki maç vermezsin ya. Bu çok nettir tabii, zaten. Hani. Ükmen mağlubiyeti 3-0 bilenler vardır mesela. Ükmen mağlubiyeti 3-0 olur mu kardeşim? Farklı tecil edilebiliyor. Herhalde kardeşim, ben şimdi seninle şampiyonluk maçı yapıyorum. Sen de karşımda şikeci bir takımsın. Ben 4-0 yenmem lazım ki şampiyon olayım. Sen sağdan çekildin, Hükmen 3-0 olur mu? Olmaz, aynen. Olmaz. O yüzden Hükmen mağlubiyetin kararını federasyonlar verir şartlara göre. Ama genel kanı şudur. 3-0'dan aşağı olan skorlarda rakibin golleri silinir, 3-0 yapılır. Ama evet, doğru. Ama adamın 8 gole ihtiyacı var. Rakip 22 dakikada sağdan çekilmiş. Nasıl 3-0 yaparsın? 8-0 yapacaksın. 2-0 yapacaksın yani. Dolayısıyla yani klişelerden gidiyorduk, evet. Evet, bu tür klişelerin sonu yok. Hiçbir şeyimiz yok futbolda ama. Niye? Çünkü ilke diye bir şey yok bizde. İlke yok. Hasan Arat niye oy verdin diye sonra bir tanesi mantıklı bir şey söyleyemez. Serdar Adalı şeyin adamıydı. Atıyorum. Devamıydı. Tamam. Sana ne? Diyelim sana. Öbürü kim yani? Ermenistan'dan mı geldi öbürü yani? Devamı olsan olur yani mesela. Değil de. Ayrıca kimin devamı olduğu mu önemli? Kim gelince ne iş yapacak mı önemli? Hayır. Klişeler üzerinden beşlerse seçimler yapılıyor. Bir yafta bulunuyor. Bu bunun devamı. Bu bilmem ne. Bu Murat Akçı'ya başka bir yafta buldular yıllar önce. Bu Hasan Arat'a 20 sene önce başka bir şey falan filan. Ya kardeşim, ben iki başkanın listesine baktım. İki listede Beşiktaş yönetecek listedir tek başına. Değil. Birleşme mi ancak kurtarırdı acaba senin düşünceleriyle mi? Dedim ki hatta Selçuklu Kartalı çift başlıdır. Beşiktaş başkanı atıyorum X biriniz olur. Kura çekin lan. Kura çekin ya. Biriniz olur. Diyelim ki Adalı başkan. Basketbol ve diğer bütün şubeler Hasan Arat ve ekibinin. Futbol. Ki zaten Rıza Çalınbay'ın açıklamalarından da şunu anladık. Bilmiyorum mesela bu da ne kadar doğru. Turgay abi sana sormak istiyorum. Hani bir başkan futbol takımının başına gelen teknik direktörle merhaba haricinde hiç mi muhatap olmaz? Hani tamamen olmaz. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'a mı tamamen ayırmış bunu? Hani o, bu onunla alakası yok. Türkiye'de tutar mı onu Hayır. soracağım. Onunla alakası yok. Hasan Arat o görüntü, o heybetin altında inanılmaz bir kompleks var. Ben yaşadım. Röportaja anlatmıştım. Biliyorsun bir saat bekletti. Sonra da yan yana poz vermeyelim falan filan. Saçma sapan. Evet. Profesyonellikte Beşiktaş uzaktan yakına ilgisi olmayan Turgay Demir'den başka kimin kaldı? Bak bakalım etrafa. Kazım Kanat ekranlarda bas bas bari benden sonra bu adam var diye. Yıldırım Demirören'in yüzüne dedi. Ben öleceğim kurtulacağım zannetme. Bak bu adam geliyor diye. Kimin var? Sen kime ne yapıyorsun? Sen burada yokken ben vardım. Ne anla? Sen Galatasaray'da jübe yaparken ben Beşiktaş'ta bu işleri Stankovic'le röportaj yapıyordum ben. Yani başkan olmak demek camianın sahibi olmak demek değil. Camiye temsil ve etkisi alıyorsun o kadar. Hasan Arat'ta inanılmaz bir kompleks var. Rıza'ya niye gitmedin biliyor musun Rıza'ya? Serdar Adalı dedi ya ben Rıza'ya görüşsün diye. Vay sen nasıl görüşürsün diye. Vay sen nasıl görüşürsün diye. Orada büyük ayıp etti. Orada büyük ayıp etti. Bu süreci kötü yönetiyorlar. Ha bugün evet. Anıtkabir'e gitmişler. Atan'ın huzuruna çıkmışlar. Tabii. Resimlere baktım güzel fotoğraflar var. Güzel bir evet, şey. Önceden planlanmıştı bu da. Güzel bir gelişme. Yani tabii ki evet, yeni yönetimleri. Atatürk en büyük Beşiktaşlıdır. Annesini Beşiktaşlı futbolcuya emanet etmişti kurtuluş mücadelesine giderken. Evet. En büyük Beşiktaşlıdır. Beşiktaş Kuvayi Teşkilat-ı Mahson'un takımıdır. Kurucuları Beşiktaş'ın Kafkas gençleridir. Şeyh Şamil'in torunlarıdır. Evet. Kafkas Kartalı Şeyh Şamil'in torunlarıdır. Beşiktaş kurucuları istihbaratçıdır, savaşçıdır, yüzbaşıdır, Şeref Bey gibi. Devlettir Beşiktaş. Devletin temel taşlarından biridir Beşiktaş. O yüzden de ayrı bir kulüptür. Atan'ın huzuruna çıkması da güzel bir hatırlatma olmuştur bence.
Evet, güzel bir etkinlik. Herkese. Sorularıma geçeyim mi Turgay abi? Tabii. Buyur canım, geç. Tamam. Şimdi zaten sistemden falan konuştuk. Hani biraz bunun sıkıntılı olacağını zaten sen ilk programda da söylemiştin. Bu süreçte de bunun zaten örneklerini gördük. Peki bundan sonrasında seçilecek teknik direktör bu sistemde çalışabilecek uygun teknik direktör öncelikle yerli mi olmalı, yabancı mı? Bunu sormak istiyorum. Bunun haricinde tabii ki geçen isimler var. İşte Ruud Nistelrooy'un ismi geçiyor. Efsane futbolcu. O da PSV'de iyi işler yaptı teknik direktör olarak genç yaşına rağmen. Genesio'nun ismi geçiyor. Hani bu isimler arasında sana uygun gelen kimdir? Biraz da gelecekle ilgili belki biraz daha umut verici. Sen bana taraftarın mutlu edecek yerli bir isim söyle. Yani taraftarın hepsinin mutlu olacağı yerli isim sanırım, yani bence yok. Çünkü Sergen Yalçın'ı isteyen kadar istemeyen de var. Şenol Güneş hala tekrar bir konuşuluyor. Ama en azından hı-hı, Sergen Yalçın ön planda, değil mi? Tabii. Hani yüksek oranda o taraftarın isteği. Tamam. Hani onu söyleyebiliriz. Doğru. Samet'le asla çalışamaz Samet Hoca'yla. Asla çalışamaz. Doğru. Aynen. Hani bu sistemde hangisi uygun olur dedik. Ben de Sergen Yalçın'ın çok sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Konu kapanmıştır ya. Tamam. Şenol Güneş tekrar gelir mi? Mesela? Olmaz. Şenol Güneş üstünde güneşe bile tahammül edemiyor. Yani. Peki yerli senin bu iki isim haricinde Beşiktaş'ı, bu teknik direktör bu Beşiktaş'ta çalışmayı hak ediyor diyebileceğim bir yerli isim var mı Turgay abi? Beşiktaş şu anda kaos yaşıyor olmasaydı, normal bir süreç olsaydı ben İlhan Palut derdim. Normal evet, o da gerçekten hak eden bir performans sergiye gitti diğer takımlar. Normal bir süreçti şu anda yerli bir isim olmaz. Yani şu an taşıyamam. Kim gelse yıpranacak o zaten. Ne? Yıpranacak. Artı yabancıyı getirdiğin zaman dersin ki Samet Aybaba, sportif direktörümüz, futbol adamıdır. Beşiktaş'ın yıllarca kaptanlığını yapmıştır. Yıllarca teknik adamlık yapmıştır dersin. O yabancı ona kafasına bir yer açar. O yeri zorlamadığın müddetçe de uyumu gidersin. Sıkıntı olmaz diyorsun. Peki. Sıkıntı olmaz. O yüzden de ben yabancı olmasın. Hans Flick olursa herkesi mutlu eder. Onun dışındakilerin hepsi dün mesela bir tanesi Övünç Özlem yayınladı. Adamın hiç adını duymadım. Dedim ki en azından Mourinho'ya bir izin dedim. Yani belki oradan kurtarız yani. Tip olarak kurtarır diyorsun. Yani şu var. Ya bak, bu süreç böyle yönetilmez. Bin kere daha söyleyeyim. Bu süreç böyle yönetilmez. Süreci bozan Ahmet Nurçevi'dir en başta. Aklını verelim. Bir yönetim kurulu. Genel kurul kararı, olağanüstü genel kurul kararı aldığı zaman şu hesabı yapar. Kendisine ilgili hesap yapmaz. Benim alacağım var 3 milyon, oradan para gelecek, o para gelsin onu alıp gideyim diye hesap yapmaz. Şu hesabı yapar. Der ki önümüzde kaç maç var? Takım bu kadar maçı götürebilir mi der. Ertesi gün istifa eder. Kulübün başkanı divan kurulu başkanı yapar. İlk fırsatta da bir ay içinde genel kurul olur. Yol açar diyorsun yani, yeni yapılanma. Yoldan çekilir yani. Evet. Çekilmedi kardeşim. Önce 3 ay erteledi. Sonra işte bir ay öne çekti falan filan. Beşiktaş bu arada 6-7 maç kaybetti. Yani hem de yani bu süreçte çekilmediği gibi bir de yanlış tercihlerde, işte hani Burak Yılmaz'ın takımda kalması vesaire gibi yanlış tercihlerde. Tabii. Beşiktaş'ı bütün yarışlardan kopardı bu süreç. 1000 tane hata yapıldı. Hata oradan başladı. Şimdi devam ediliyor. Beşiktaş'ın başkanıyım ben. Hasan Arat'ım ben. Bir seçildiğimin günü sabahı Ümraniye'ye gider öyle bir konuşma yaparım ki. Bütün futbolcular yeni bir takıma gelmiş gibi olur. Bu beni de çok şaşırtıyor Turgay abi. Ne başkan ne de hani Rıza Çalınbay'ın futbolculara etkisinin, mental olarak etkisinin bu kadar zayıf kalmasını ben anlayamıyorum. Sıfır. Şunu düşün. Ben kendim gitsem herhalde futbolcuları ikna ederdim yani. Beşiktaşlı o ruhu şeyi anlatırdım herhalde. Ya Beşiktaş başkanı şöyle der ki arkadaşlar, burası dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesini oynuyorsunuz. Siz farkında değilsiniz. Ben farkında olmayanları fark ettirmeye geldim. Önce iyi niyetli olanlara. Hafta sonu derbi var. Fenerbahçe'den yenip gelin, sonra gelin benimle sorunlarınızı konuşun. Aynen. Hafta sonu gelin Fenerbahçe'ye, yenin gelin benimle sorunlarınızı konuşun. Bir tane sorununuz kalmayacak. Maddi manevi. Ben başkanım, ben çözerim. Beşiktaş başkanı bu ülkede, Fenerli de böyle söyler, Galatasaraylı. Cumhurbaşkanından sonra gelen kişidir der yani. Toplum nezdinde öyledir.
toplum nezdinde. Her ya başkan... Az önceki şeyi de bu yüzden sordum. Şimdi Hasan Arat futbolu hiç mi ilgilenmeyecek? Sıfır mı ilgi olacak? Teknik direktör, yeni gelen teknik direktörle merhaba merhaba mümkün da kaldıysa mi? Bu. Hani mümkün değil mi? Bence çünkü onu söyleyecektim. Bir futbolcu bir sorun varsa aracıları değil direkt muhatabını, kulübün sahibini, onun sorununu çözebilecek en yetkili kişiyi görmek isteyecektir. Ya Rıza da Hoca konuşuyor. Teknik direktör de öyle. Hı-hı. Rıza Hoca konuşuyor. Cevap veren yok. Cevap vermeyin. Doğru. Bilgi veren de yok. Olay evet, şöyle o dedi. Bilgi veren de yok. Bilgi eksikliği çok fazla var. 5 tane oyuncu kadrosu bırakmışsın, sebebini bilen yok. Bence Rıza Çalınbay da bilmiyor Turgay abi sebebini. Yani söyleyemedi de bir diyor ya, demek ki gerekli gördüler diyor. Sanırım şimdi sebebi bak, Rıza Çalınbay'a bile açıklanmadı yani. Şimdi millet diyor ki bak, klişelerden bir tanesi. Sen şimdi bir yanlış yapıyorsun. Burak Yılmaz bir yanlış yaptı. Çıktı futbolcular hakkında konuştu ya, bizi eleştirdi. Evet. Şimdi millet diyor ki Burak Yılmaz haklıymış. Bu da bir klişe. Ulan neresi haklı? Sen teknik adamsın. Futbolcunun taraftarını önüne atıyorsun. Senin dediğin doğru olmasa haklı olduğun anlamına gelmez. Her doğru herhalde söylenmez. Yalnızca doğruyu evet, zamansız söyledi de dünya dönüyor diyen adamı astılar. Evet doğru. Yani dünya yuvarlak diyen adamı astılar. Yalnızca doğruyu söylüyordu. Ama her doğru her zaman her yerde söylenmez. Bazen kol kırılır yan içinde kalır. Burak haklı falan değildi. Şunu söyleyeyim. Bu süreci başkan kötü yönetti. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan şey bir yeni bir yönetimin geldiğini iliklerine kadar bütün takımı hissettirmekti. Herkesin kafasında bir sorunu vardır. Abubakar'ın başka bir sorunu vardır. Rozier'in başka bir sorunu vardır. Bir çeteleşme olabilir bilmiyorum. Yani birçok şey konuşulduğu için. Olabilir. Ama bir başkan değiştiği zaman bütün takım bunu hissederse herkes der ki bir dakika beyler frene basın. Kendine çeki düzen verir herkes. Çeki evet. düzen verir herkes. Önce der başkanı gözüne girelim şu maçı kazanalım. Sonra derdimizi söyleriz. Vermeden almak Allah'a mahsus. Sen bunu yapamadın. Oyuncular başkanı değiştirdim bile fark etmediler. İki tane eski futbolcu oraya gitti. Yönetici ve koordinatör da olsa bile. Lay 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 konuşmalar. Necip sana göre ne oluyor? Atıyorum Çağdaş sana göre ne oluyor? İşte Tayyip sana göre ne oluyor? Yerli oyunculara işte kim varsa Umut sana göre ne oluyor falan konuşup bak 5 kişi kadro dışı bıraktı. Olmaz. O raporu alınca Rıza hocam bak evet. böyle böyle durumlar var. Sen farkındayım ama o öyle değil böyle diyebilir. Hocam evet. şu 5'ini bırakın. 5'ini değil de bak şu 2'sini bırakalım. Çıbanbaşı bunlar diyebilir. Ya da ben çözerim diyebilirdi yani. Ya da der ya da der ki böyle sen şimdi ben geldim deyip dayılık yapıyorsun. Olmaz. Futbolcuya dayılık yapılmaz. Bunu en iyi eski futbolcular bilir. Sen de eski futbolcusun. Öbür taraftan klişeyle bitirelim. Ben klişelerden nefret eden bir adamım. Hiçbir olayın birbirinin aynı olmayacağını düşünürüm. Bir klişemiz de şudur. Futbolu futboldan gelenler yönetsin. Ben şu 40 yılda futboldan gelenlerin yaptıkları saçmalıklara, rezilliklere kitap yazmaya kalksam bir kitaba sığmaz. Dünyanın o da kurtarmıyor yani. Dünyanın en çok parasını kazanıp otomobil kaçakçılığı yapanları gördüm. Çuvalla para kazanıp gidip işte 20 bin euroyu iddia oynayanları duyduk, gördük, cezalar aldılar. Türkiye'de. Doğrudur. Fatih Terim fonu hesabını görmedik mi? 300 doların bir avuç evet, dolar için insanlar nereye geldiğini. Evet, futboldan gelenleri, ben futboldan gelenleri futbola yaklaştırmam elimde olsa. Elimde olsa. Yöneticilik anlamda değil mi tabii muhtemelen? Herhalde tabii. Yöneticilikten bahsediyorum. Futbolu yönetecekleri okulda yetiştireceksin kardeşim. Okulda yetiştireceksin. Futbolu yönetecek adamlar okulda yönetecek. Hakemleri. Ben futbolun bak temel sorunlarını çözüm öneriyorum. Hakem mi? Kuralları herkes öğretirsin. Kuralları en salak hakem öğretirsin kuralları. 17 tane kural. Yorumunu öğretemez. Bir. Öğrettiğin kuralın düdüğünü çalmayı öğretemezsin. O yürek ister. O dik duruk ister. O karakter ister. Önce karakter analizi yapacaksın hakemlere. Doğru. Bunu o yani sanırım futbolcu, teknik direktör hepsine yapmak lazım herhalde bunu. Daha en başında o analizi yapacaksın. Diyeceksin ki ha senden olur. Şimdi teknik adamlar bizde şöyle bitirelim. Hepsi diyor ki kardeşim diyor bir göreve gidiyorsun diyor bakıyorsun tribünde diğer meslektaşın senin maçını izlemeye gelmiş. Belli ki seni gönderecekler. Doğru. Sen Kayseri'desin, görevdesin. İzlemeye X arkadaşın gelmiş. Belli ki seni gönderip onu alacaklar. İki hafta sonra sen gidiyorsun Gaziantep'te maç izliyorsun.
Oradaki adamı gönderiyorlar, seni alıyorlar. Aynısını alıyor. Ya hikaye anlatmasın kimse bana. Klişeleri bırakın. Dik Herkes duran adam yok. Başına gelince şikayet ediyor ama aynısını kendi yapıyor diyorsun abi. İşte, dik durun abi. Beşiktaş başkanından hepsine kadar dik durun. Ve sorunlarla yüzleşin. Beşiktaş'ın bugünkü durumu tek bir şey istiyor. Başkan gidecek, futbolculara özgüven verecek. Ben buradayım. Bütün sorunları çözeceğim. Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatacak yani. Bir daha. Anlatacak. Ondan sonra olay biter. Son bir şey söyleyip bitiriyorum. Benim bir projem vardı. Hı hı. Böyle büyük projeleri ben de dünya yuvarlaktır gibi erken söylediğim için bir işe yaramadı. 30 sene önce dedim ki bakın yabancı oyuncuya buraya para için gelir. Ben size bir şey yapacağım. Bir proje üretiyorum. Para pul da istemiyorum ama projeyi uygulayın diyorum. Ha ben de uygulayın demiyorum. Yanlış anlaşılmaz. Dedim ki ağaçlı yolu Hollywood bulvarı gibi yapalım. Kulüpten sadaka olan yeriz. Her sene sezon başında aldığımız yabancıların oraya ayak izlerini koyalım. Tamam mı? Bir kendilerini değerlendirecek bir şey olsun. Kalıcı hissedecek bir şey olsun. Güzel. Evet. Bir. İkincisi siyah at, beyaz at millete fantastik gelir ama bunlar yabancı öyle etkiler ki bir siyah at, bir Beşiktaş'ın günü var. Yılda bir gün. Evet. Seçiyorsun. Diyorsun ki devlete bu yolu kapatın kardeşim. 5 dakikada kapatırlar. Daha kulüpten sada kadar. Yani bütün yol değil. Faytonlu arabalarla yeni transferleri getiriyorsun. Sadın içine giriyor. Taraftarın önünde üstünde bir siyah pelerin Beşiktaş'ın pilot şapkası. Tarihi Amerika'ya giden ilk pilotun şapkası. Orada bir yemin ediyor. 5 satır. Bu formaya giydiğim müddetçe alnımın terini dökeceğime, bu formadan ayrıldığım günde bu güzelliklere sadık kalacağıma, şerefim üzerine and içerim dediğin zaman adam der ki ben Real Madrid'e gittim böyle bir şey görmedim. Bunu kabul nasıl eden gelsin bir de değil mi abi? Hani bunu bu öyle, falan diyen gelmesin. Öyle gelsin bir de bunu gören futbolcu der ki ben nasıl bir kulübe geldim? Motiv olur, doğru. Yani tarihini anlatma, göster. Evet, doğru. Hikaye mantıklı bu. Evet. Baştan bunu yaparsan korkan gelmez. Gelen de senin için savaşır. Doğru. Gelen de senin bence için güzelmiş. Umarım yeni yönetime ya da işte bir şekilde senin bu çağrına da ya da işte güzel projene de bir ya çalsınlar projemi de çalsınlar onu da razı. Sıkıntı yapmam diyorsun. Projeyi çalıyorlar falan muhabbeti var ya benim projemi çalabilirler yani. Tamam çok teşekkür ederim Turgay ben abi. Ben teşekkür ederim. Hoşça kal canım benim. Bir şey yoksa yorumların için tekrar teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür hoşça ederim. Kal canım benim. Hoşça İzleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Gelecek programlarda görüşmek üzere. Daha iyi bir Beşiktaş'la daha iyi günlerde konuşmak üzere. İnşallah. Dileğimiz olsun. Teşekkürler abicim tekrar. Hoş